Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir modelle karşınızdayım. Yelpaze görünümlü bir model. İki renk iple yapılıyor. Biri ebruli, biri sabit bir renk. Bunlarla istersek atkı, şal, etol, battaniye ne yapmak istiyorsak yapabiliriz. Gördüğünüz gibi güzel bir model. Yapımı da orta derece zorluğu. Yani yapılamayacak zorlukta değil. Şu şekilde tersine de bakalım. Yapış sırası 1, 2, 3 bu şekilde devam ediyor. Üstünü de tekrar buradan ekliyoruz. Bu şekilde bu şekilde devam ediyor. Evet, şimdi yapımına gelelim. İki renk dediğim gibi ip kullanacağız. Birisi ben şu an yeşil var. Bir de ebruli ona uygun. 3,5 numarada şişler var. Ya bu şekilde küçük şişler kullanın ya da misinalı şişler kullanın. Çünkü örgümüzü iki taraftan da öreceğiz. Evet, başlangıcımız 35 ilmek. 35 ilmekle başlıyoruz. Dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Şimdi bu sırayı ters örüyoruz. Evet, sonuna kadar bu sırayı ters gideceğiz. Evet, tersimizi bitirdik. Dönüyoruz. Bir sıra daha düz öreceğiz. Üçüncü sırasındayız. Bir ilmek taktığımız sıra, ikincisi ters ördük. Şu an düz örerek sonuna kadar bu sırayı bitiriyoruz. Bu şekilde düz örerek başa kadar gideceğiz. Evet, düz ördük. Diğer rengimizi şimdi diğer rengimizi takacağız. Şuna bağlıyoruz. Üç ilmek yapacağız. Bir, iki, üç. Dönüyoruz. Şimdi burada ilmeğimizi aldık. Ters olarak örüyoruz ikincisini. İki ilmeği bir ters olarak öreceğiz. Döneceğiz. 3 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Döndük. Şu an sadece ebruli ipi öreceğiz. O da şu yeşiller başa biten, gidene kadar hepsini ebruli ile öreceğiz. Bakın 1, 2 ters oldu. Üçüncü tersi yeşili alarak yapıyoruz. Dönüyoruz. Bakın baştakini örmüyorum. 2, 3. Döndük. 2. Bakın şununla şunu ikisini bir alıyoruz. Yeşili örmüyoruz. Bunu buraya yedirerek ebruli örüyoruz. İki, üç.
Bu şekilde bütün sırayı ebruli ipi yeşile yedirerek bitiriyoruz. Evet, gördüğünüz gibi iki tane yeşil kaldı. Onları da bitirene kadar örüyoruz. Şu an bakın bir tane kaldı. Bitene kadar ebruli renk örülecek. Bittiğinde ise bakın şu üç tane ebruli rengi kesiyoruz. Evet, bu şekilde uzatarak bırakalım. Evet arkadaşlar, şimdi biz ebruli ipi bitirdik. Şimdi yeşil ipimiz nerede? Onu alıyoruz elimize. Burası 35 ilmekti. 30'a indireceğiz. İlk ilmeğimizi aldık. Şu şekilde tersten ilmek çıkartıyorum. Şu ilmek başlarından bakın şu ilmek başlarından şu başlardan ilmek çıkartıyoruz. Ters olarak çıkartıyorum. 4 5 6 7 8 9 10. Bakın burası bu şekilde görünecek, arkası da bu şekilde.25 tane oldu. 30'da tamamlayacağız. Yani arada bir bu ilmeklerden atlayabilirsiniz. Yani sırasıyla gitmek zorunda değiliz. Önemli olan sayımızın 30 olması. İki, dört, altı, sekiz, on, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 30 tane ilmeğimizi yaptıktan sonra yine yeşille düz örüyoruz. Bakın bu şekilde. Görünecek. İki sıra. Şimdi tersinden de gidiyoruz. Toplam üç sıra. Evet, bu şekilde görünüyoruz. Şimdi ebruli ipimizi şişimize takıyoruz.
2, 3 tane ilmek yapıyoruz. Düz örüyoruz. Bu geçen gelen tersten geldiği için ters örmüştük. Ters birleştirmiştik. Şimdi 2, bakın şu an 3. ilmeğimizle yeşil ilmeği birleştiriyoruz. Arkasındayız, ters örüyoruz. Şimdi ebruli ipimizi buradan buraya doğru ilerletmiş olacağız. 2, bakın şu ebruli iple yeşil ipi bir kesiyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi buradan buraya yürüyor ebruli rengimiz. İki ipimizi birden düz olarak örüyoruz. Yandan gördüğünüz gibi bu renk buraya doğru yürümüş olacak. Yeşil ilmeklerimiz bitene kadar bunu bu şekilde öreceğiz. Tersten ters, düzden düz olacak şekilde örüyoruz. Ve şu iki ilmeği birleştiriyoruz üçüncü ilmekte. Evet, bu şekilde burayı bitirelim. Evet, oradaki son iki yeşil ilmeğimiz var. Bitene kadar örüyoruz. Evet, şimdi son yeşil ilmeğimiz. İkisini bir ördük. Bakın şişimizde ebruli iplerimiz kaldı. Onları da kesiyoruz. Uzatarak bırakıyoruz. Şimdi yeşil ipimiz nerede? Burada. Ne yapacağız? Buradan ilmek alarak yine bu boşa kadar ilmek alarak geleceğiz. 20 tane ilmek alacağız. Bakın ara ara atlıyorum. 4 5 6 7 8 9 10. Bu şekilde ilmek alarak 20 tane ilmek almış olacağım. On sekiz, 19, 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 tane ilmek. 3 sıra toplam. Bu birdi. Şimdi ikinci sırayı örüyoruz. Tersten ters örüyoruz. Düzden düz örüyoruz. Şey de yapabilirsiniz, haroşa da yapabilirsiniz ama bu şekilde modelimiz aslında. Şimdi üçüncü sırayı örüyoruz.
Evet. Üç sıra ördükten sonra şimdi ne yapıyoruz? Yeşil ipimizi arkaya atalım. Şu ilmeği alacağız. Bir tane oldu. İki, üç tane yapacağız bunu. Döndük. Ters sıradayız. Ters örüyoruz. İki, üçüncüsü de bakın şu şekilde ters olarak ikisini bir alıyoruz ve döndük. Tersteyiz. İkisini bir ters olarak alıyoruz. İki, üçüncüsünü bakın yeşille beraber ters alıyoruz. Şu an üçüncü evruli sıramızı gidiyoruz. 1, 2, 3, 4 tane evruli sıra olacak. Gördüğünüz gibi şimdi bu ebruli rengi de buradan buraya kadar yürüteceğiz tekrar. Evet, sonuna kadar geldik. Ebruli iplerimizi kesiyoruz. Şimdi yeşil ipimiz neredeyse oraya dönüyoruz. 10 tane ilmek çıkartacağız. 1 2 3 4 5 Bakın atlıyorum ara ara. 6 7 8 9 ve son ilmeğimiz 10. 2 4 6 8 10 tane ilmeğimiz. Ne yapıyoruz? Şimdi bunu yine öndeyiz, düz örüyoruz. Son evruli sıramızı yapacağız. İpimizi geçirdik. 1 2 3. Düzdeyiz. Düz olarak öreceğiz. 1 2 Bakın yedirerek. Bir, iki, bu ilmeği bununla yedirerek.
Evet, bitene kadar aynı bu şekilde örüyoruz. Evet, bu sırayı da bitirdik. Ne yapıyoruz? Şimdi bu üçünü de bir kesiyoruz. Yeşil ipimiz burada. Şimdi ön yüzden ilmek alıyoruz. Toplam 5 ilmek alacağız. 2 3 4 5 ilmek. Bir sıra örüyoruz bunu. Sonraki sıralarda üçünü bir kesiyoruz. İkisini bir kesiyoruz. Kalan iki ilmeği de bu sırada kesiyoruz. Bu şekilde bir tane yelpazemizi bitir. İkinci dilime bu şekilde örerek devam edeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi bir tane dilimimiz bitti. Şimdi yan tarafa ilerleyebilmek için, yani şunu yaptık, şunu yapabilmek için bu yandan 13 tane ilmek alacağız. 22 tane buraya ilmek ilerleteceğiz. Şimdi yeşille ilmek alacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane ilmek aldık. 2 4 6 8 10 12 13. 22 tane de şişimize takacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 tane ilmek aldık. Dönüyoruz. Ters olarak öreceğiz. Evet. Tüm bu ilmeklerin hepsini ters olarak örüyoruz. Evet. Komple sıranın sonuna kadar ters olarak ördük. Toplamda 35 ilmeğimiz oldu. Tekrar bu sırayı da komple düz olarak örüyoruz. Yana doğru ne kadar genişletmek istiyorsak bu şekilde ilmek alarak artıracağız. Şimdi buradan şu ilmeği alıyoruz. Bir tane bu var. 2 3. 3 tane Ebru ipimizle düz olarak 1 2
ipimizle yeşil ipimizi bir örüyoruz. Döndük. Evet, bu şekilde kesiyormuş gibi yaparak ebru ipimizi komple yeşil bitene kadar yürütüyoruz. Yani şurayı yapıyoruz şu an. Şu an şurayı yapıyoruz. Evet, komple bunu yeşil boyunca yapalım. Sonra devam edelim. Evet, şimdi ilk sıramız, yani ilk ebruli sıramızı bitirmek üzereyiz. Tüm yeşil ilmekler bitene kadar örüyoruz. Son ilmeğimizi de aldık. Şimdi bu üç tane ebruli rengi kesiyoruz. Bakın yarım ay gibi burası. Şimdi bu yaptığımızda ikinci motifimiz olacak. Şimdi ne yapıyoruz? Yeşilimizi alıyoruz. Tersten ilmek alıyoruz. Şu ilmeklerin başından kendimize ilmek çıkartacağız. 30 tane. 6, 27, 28, 29, 30. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 tane. Evet. Şimdi 30 tane ilmeğimizi taktık. Örüyoruz. Bir sıra düz, bir sıra ters gidip geleceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi 3 sıra yeşilimiz oldu. Ne yapıyoruz? Şimdi ebru ipe geçeceğiz. Ebru ipimiz neredeyse, şişimize oradan takıyoruz. Bir tane ilmek, 2, 3. Ne yapıyoruz? Bu sefer tersten ilmeklerimizi yürüteceğiz. Şu ebru ile şu yeşili birleştireceğiz ters olarak. Üçüncü ilmekle buradaki bir ilmeğimizi keserek devam ediyoruz. Şimdi bakın buradaki ebru ipi yeşil bitene kadar yürütüyoruz.
Bu sıramız 30 ilmek. Evet, ikinci ebruli sıramız da bitti. Şimdi şişteki 3 tane ebruli ipimizi kesiyoruz. Bırakıyoruz. Şimdi yeşil takacağız. Yeşili 20 ilmek olarak takıyoruz. 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 20 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ilmek. Şimdi bunu bir sıra ters, bir sıra düz örüyoruz. Evet, gördüğünüz gibi ikinci ebruli sıramızı da bitirdik. Şimdi diğer ebruli, üçüncü ebruli sıramızı yapacağız. İlmeğimizi geçiriyoruz. İstersek bu ilk ilmeği buraya takabiliriz de, yani o siz nasıl yapmak isterseniz onu o şekilde yapın. 2 3. ilmekle bunu birleştiriyoruz. Döndük. Bir, iki, bak, birleştiriyoruz. Bunu da bu şekilde başa kadar devam ediyoruz. Evet, son 3 ilmeğimiz var. Birleştire birleştire bu yeşil ilmekleri bitiriyoruz. Son 3 ilmeğimizi de kesiyoruz. Şimdi yeşile takacağız. İstersek bakın şunu, şu ilmeği şunun içinden geçirirsek şöyle de yapabiliriz. Tersini çeviriyoruz. Şimdi buradan 10 tane ilmek alıyoruz. Bir tanesi üstünde zaten. 2 3 atlayarak ilmek alıyoruz. 4 5 6 7 8 9 10 tane ilmek. 2 4 6 8 10. Şimdi ne yapıyoruz? Bir sıra düz, bir sıra ters örüyoruz.
Evet, şimdi son Ebru'lu sıradayız. Ne yapıyoruz? Dönüyoruz buradan. Bir, iki, üç tane ilmek geçiriyoruz. Ters olarak ördük. Üçüncü ilmeği ters olarak ilk yeşilimizde birleştiriyoruz. Sonra örmeye devam ediyoruz. Bir, iki, üçüncü ilmeğimizi yeşil ilmekle birleştiriyoruz. Döndük. Evet, bunu da bu şekilde başa kadar çıkartıyoruz. Evet, şimdi yeşil ilmekteyiz tekrar. Şu an 5 tane ilmek alacağız. 2 tanesi var. 3, 4, 5 tane ilmek. Ters sırasında örüyoruz hepsini. Sonra üçünü bir kestik. Sonra ikisini bir kestik. Kalan ilmeklerimizi de dönüyoruz. İkisini bir kesiyoruz. Bir tane de düğüm attık. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde istediğiniz enliğe gelene kadar örebilirsiniz. Ben şimdi üstten modelimize nasıl devam ediyoruz onu göstereceğim. Bunu daha bu şekilde devam ettirmek istemiyorum artık. Siz kendiniz istediğiniz boyda örebilirsiniz. Şimdi ipimi kopartıyorum. Şimdi bu modelimizin üstünü nasıl yapıyoruz ona bakacağız. Biliyorsunuz buradan buraya 13 ilmekle birleştiriyoruz. Kalan 22 ilmeğimiz dışarıda olacak şekilde ne yapıyoruz? Evet, şimdi 22 ilmek şişimize başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Şimdi 22 ilmek buna ördükten sonra buradan şuradan şu ortaya kadar 13 tane ilmek alıyoruz buradan. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, 9, 10, 11, 12. Tam şu birleşme yerinde bitiriyoruz. 13. Toplam 35 tane ilmeğimiz oldu. Dönüyoruz. Komple bu sırayı ters olarak göreceğiz.
Evet, bu şekilde hepsini ters örüyorum. Bir de düz öreceğim. Sonra devam edelim. Evet, ters sıramızı ördük. Şimdi düz olarak komple bu sırayı örüyoruz. Komple başa kadar düz öreceğiz. Evet, gördüğünüz gibi 3 sıra ördük. Şimdi renkli ipimizi takıyoruz. Üç ilmek, 1, 2, 3 ilmek taktık, dönüyoruz. Üçüncü ilmekle yeşil ilmeğimizi birleştirdik, döndük. Evet, buraya gelene kadar bu ebruliği yürütüyoruz. Evet, şimdi bu ebruliği yeşiller bitene kadar bu şekilde yürüteceğiz. Evet, bunun da ebruli birinci sırasını bitirdik. Şimdi kesiyoruz bunların hepsini. Şimdi yeşil ilmeklerimizi alacağız. 30 tane ilmek alacağız. Tersten ilmek alıyoruz. 3 4 5 Bu şekilde bütün ebrulilerden 30 tane ilmek almış olacağız. Evet, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 30 tane ilmek aldık. Bir düz, bir ters örüyorum. Şu an ilk motifimizin üstündeki motifi örüyoruz. Şunu örüyoruz. Bakın, bunu istersek şu şekilde, istersek şu şekilde örebiliriz. Nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Şu an burayı ben bir düz, bir de ters öreyim. Sonra devam edelim. Evet, şimdi renkli ipimize geçeceğiz. 1, 2, 3. Üçüncü ilmekle ilk yeşil ilmeğimizi birleştiriyoruz. Döndük. Evet, bundan sonraki bütün yani şu motifi bitirene kadar hepsi aynı bu şekilde örülecek. Ben bu motifi bitireyim. Sonra nasıl devam ediyoruz onu göstereceğim size. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi üçüncü motifimizi de yaptık. Şu araya modeli yapabilmemiz için de bu şekilde ilmekler alacağız. Hepsini 35'e tamamlayacağız buradaki ilmeklerimizin. Yeşille ilmek alalım.
2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Bakın buradan aldım. Şimdi bunu da buraya kadar alacağım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Toplam 35 tane ilmek olacak. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Evet bakın bu şekilde 35 tane ilmek aldık. Örüyoruz şimdi ters öreceğiz. Şimdi bakın 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 35 tane ilmeğimizi ters düz ördük. Şimdi bakın ne yapıyoruz? Tekrar aynı şu ilk sıralar gibi 2 3 tane ilmek ekledik. 2 ikisini bir kesiyoruz. Döndük. Ters. Evet. Şimdi aynı buralarda yaptığımız gibi şu araya eklediğimiz ilmek için de aynı modeli yapıyoruz. Şimdi ben bu ebru ipi başa kadar çıkayım. Modelimiz ortaya çıkacak zaten. Evet arkadaşlar şimdi bakın ortadaki öreceğimiz yerinde ilk sırasını örmüş olduk. Bakın şöyle biraz yakından bakalım. Şimdi yeşil ilmeği takacağız. Sonra aynı şunun devamı gibi bakın. Şu an şurayı yapıyorum ben bu ortada. Gördüğünüz gibi burası da böyle örüle örüle şu şekilde bitecek. Ve ondan sonra istersek ikili, istersek ne kadar istiyorsanız o şekilde. İsterseniz V olarak, isterseniz dik olarak nasıl görmek istiyorsanız örgünüz o şekilde devam edebilirsiniz. Ben şimdi bu modeli de bitireyim. Nasıl göründüğünü bir bakalım, görelim. Eğer V şeklinde yapmak istiyorsanız bakın bu şekilde bittikten sonra da şu şekilde devam edersiniz. Modelimiz ortaya bu şekilde çıktı. Gördüğünüz gibi evrulü iple gerçekten çok güzel oluyor. Güzel bir model. Ben bu motifi de bitireyim. Görüntümüz tam olsun. Evet arkadaşlar modelimiz bitti. Gördüğünüz gibi bu şekilde istediğiniz şekilde artırarak şalınızı, atkınızı, etolünüzü, battaniyenizi yapabilirsiniz. Yani renk seçenekleri
Tabii ki değişik renklerde daha da güzel olabiliyor. Arkadaşlar, videomuz şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Modelimi beğendiyseniz lütfen sayfalarınızda paylaşın. Yeni videolarından haberdar olabilmek için zil tuşunu açarsanız haberdar olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.